Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İşek. Bugün sizlere Aselsan'ın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Aselsan yılın 3. çeyreğinde hem bizim beklentimiz olan 3.3 milyar TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 3.2 milyar TL'nin üstünde 4.4 milyar TL net kar açıkladı. Net karın yıllık bazda %124 artış gösterdiğini gördük. Gelir tarafı ise hem bizim beklentimiz olan 12.7 milyar TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 12.5 milyar TL'nin üzerinde 14 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelir TL bazında yıllık %103, dolar bazında ise %35 arttı. Favök tarafına geçtiğimizde ise 2.76 milyar TL ile piyasa beklentisi olan 4.1 milyar TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 3.1 milyar TL'nin altında kaldığını gördük. Favök yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda %97 artarken Favök marjı 70 bas puanlık hafif bir düşüş gösterdi. Favök beklentimizin altında gelse de şirket tahminlerimizin üstünde bir kur farkı geliri ve 358 milyon TL'lik ertelenmiş vergi geliri sebebiyle beklentinin üstünde bir net kar kaydetti. Operasyonel nakit akış tarafına da bakmak istediğimizde 2.6 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Serbest nakit akışı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen -%19 olan serbest nakit akış marjına kıyasla -%3 marj ile -458 milyon TL olarak gerçekleşiyor. İşletme sermayesi gereksinimleri ve yatırım harcamaları tarafına baktığımızda nakit akışı bu çeyrekte de baskılanmaya devam ettiğini gördük. Net borç 3. çeyrek sonu geçtiğimiz çeyrekte kaydedilen 13.9 milyar TL'ye kıyasla yükseldi ve 3. çeyrek itibariyle 14.7 milyar TL olarak kaydedildi. Bakiye siparişler tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz çeyrek sonunda 8.4 milyar dolar seviyesine kıyasla bu çeyrek sonu itibariyle 2 milyar dolara yakın alınan uçak modernizasyonu ve ek sözleşme edinimleriyle beraber 10.8 milyar dolar seviyesine yükseldiğini gözlemliyoruz. Özetlemek istediğimizde Aselsan hisseleri için hedef fiyatımızı yakın zamanda orta vadede daha yüksek sözleşme edinimleri beklentimiz nedeniyle 55 TL seviyesine çekmiştik. Hisse için al tavsiyemizi koruduğumuzu hatırlatmak isterim sizlere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.